Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Dair Rahman'ın 3. keçesini Allah nasip kıldı. Doğanın tevfiki hidayeti bilen, birgen kuş kuvveti bilen, sarı tabatı bilen ana ozalarımızı 2. günü yetkezdik. Ana taravih namazı, farz olduğu gibi ötüydüken bu ibadetlerine Allah-u Teala yine nasibimizi koşsun. Cemaatlarımızı Allah berekat versin. Meşkine adablarına rahaya kıyım halette, ozan illerine rahaya kıyım halette bu Allah'ın beytiyle gelipen, bu ibadetle gelipen diyen niyetlerle kadem basıp geliydik. Ana elhamdülillah yükümüzü tınçdaki asfalaşlarına bu mağsını bilen bana yaşlı olarak yani uzat verildi. İki gün bana yakışık ağlam bundan ama yakışık yukarıda. Çünkü reyli kazanlarımız gibi, nabirlerimiz gibi. Bir tabi bu ağlam doktorluğunda da o çıkıp böyle sattı. Kıyıcı uykuluk köçüde bir gülgene ağız geliyordu. Bunun adına da şikayet böyle yaptı. Oyuna gelen ikiliyle gence inmez. Bu stadyum olmaz. Yok ki boş gelen olmaz. Bitki ibadet çünkü neler için ibadet ki rahmeti buladı. Kişilerde oturan ibadetten atılmazken sohbeti. Yaş bollara, roza buyuruyor, roza tutsa, namaz okusa sevabı atılmaz gibi onları. Özünün kalbinde ibadetki bugün muhabbet peydi orada. Lekin bir numarada sabiydiydi. Sabiydi gani öte küçükine. Namaz okuşken bilmeydi gani. Vakiyenden bilmeydi gani bollara tutsa, bunlar da akım yetirgen yaşam. Bir de okuturgen yaşam olur. Keçekinde bana bittiler hazır. Atzanı tarih tutup da gelip de yaşamalar, kımbırlar, kımbırlar, onu tarihte kırıştırılmazsa o şahin üstüge nahiye. Çerçeve koyan, bavul koyan, yübü koyan. Şimdi bunu eğer bilmeyenimizi, akşam anında kadar bilip koyan eken, köp çiftliği bağladı ya, o zararı karşılığını. Şunun için, nasihat bileydik, adabı ve rahaya kısar inşallah. Hani getken de sahablarını, atanlar, yazıları, kalplerde ibadetken yani muhabbet payda olmalar, bir günah varlar, dua ve kullar için omin dese icabat oku eder inşallah. As-sami lillahi cünnetun minen nâr de gene kadar yani Allah için roza tutuştuk. Bu dozaktan kalpana gene. Hani ki dozaktan kalpana bulan dese ettiler ki bana uruçlarla barıyana eğer kalpana olsa düşmanlık o konu tosk olur. Kalkanı var adamga, düşmanın kılıcı hem ötmeydi, neyzesi hem ötmeydi. Roza tutken adamga ha, tutken rozasını eğer yaş saklasa, Allah için mükemmel ki tutuverse, günahlardan özünü saklasa, uşa rozanı kalkanın buluşu gibi müstahkem olarak hem de. Eğer uçağımıza etibarsızlık isek, tutken rozamızı kadri getirmesek, gıybet koysak, oylanmasından bazı gaplarda gapırıp koysak, yani kalkanga bir yaratlık yetken koşuken, kalkan yollup koyken koşuken, teşilip koyken koşuken, hangi bir etibarlı kılıp rozanın sabahı kemiyorsa, hani ki kalkanın teşiki ketteler, yaratlık yetmeyi, hani yine ok kesip öp getirip, ilgesi teyip kılar. Çünkü Allah için, yani Huda için ortamdaki bir sır bu. Fakat Allah için tutuyor ben rozanını, Huda körüp bilip durdu, mükafatını özüm veremem degen, bunun sabahını saklaşım gereği degen etkolden eğer rozanınızı tutuyor degen olsa, demek bu ahirette dozak otudan tosu yedigen kalkan bulalım. Yani dünyada yani kalkanımız müstahkem olsa düşmanda o kadar tosu yedim mi? Yani günahlardan tilip rozamızı müstahkem olsa kalkanımızı yollamasak ha? Yani şimdi dozak otudan tutar bulalım. As-savmu babil ibadah bu roza ibadetini işe gidiptiler. İbadetini işe gidiyor. Çünkü bana biz ekşümete et koydum. Rozalarının uykusu hem ibadet böyle yaptı da uklasak hem ibadet. Başka vakti uklasa ibadet etmez bu. Demek roza kirişliği gibi bunların uklasak hem ibadet. Ben eşik, eşik açıp yaptı ibadetler için. Onu yaptırken nefesimiz ukla yaptırıp, onu yaptırken nefesimiz tasvir. Rozalarının da asıl icabat, amelleri muvaafatın. Az alfan muvaafat. Kulağın özü bile mükafatını kancalıkını. Yine hem köp derecede aşk bir derecede. Şunun için rozamızı nihayette ihtiyatlı ile kuşar oluyla. As-salatu burhanun ve sonu cünnetun dediğini başka demelerde namaz hüccet eken hamamız gel.
peşinamızı sacdaya koyarakamız, peşinamızda ab bu hudanın bandası kolu degen yazı keskara kılıp nakşı koyulgan agar. Şunu peşinamızı şunu da koysak, hani peçet şunu urulganda onu çıkan oşugan, bana bandası eti bu bacardı bu, hakiki hudanın bandası degen nasa ispatı agar, hüccet degen şu. Beş vah namazını bana bir parola bilgim bulsak, Ramazan kırışlı günü köpçülük kazalarını oku yaptım bana, kaza vaxtlar, imkaniyeti var. Bana bunca adam kemazdı, bana taravih namazıga, kutan namazıga keleşli kılmazdı. Şu roza ile başlandı mı? Bana roza ibadatımızı eşiğine açı veriyordu. Bana şu eşik bir ay katta da roza açık durdu. Cennette eşiğine açıyordu. Şunun için rozalarımızı kadri getirdik. Adab ile günahlarını özümüzü saklasak inşallah sahabları mükemmel olarak. İbn Mas'ud, Abdullah Mas'ud radıyallahu merhamet kıldılar ki Addi naftara vallahu Tekun a'beden nas Allah'ın seni tepenge yuhlegen farzlarını toluk adabının adamlarının en abutrağı bulasın. Kulağının farzını becerişlikimizi özümüzde işte beş vah namaz beş vah namaz, Ramazan rozasını hazır tutuşluğuna, zekatlı birleştiğimizden kulağının en abut bendelerinden bularak abutrağı buluşmak için başka nesil talep kılınmaya Kudanın parzlarına adakmıyor Kudanın en abutrağı bendesi burası Kudaka bizini Kudanın özü buyurgan farz namazlarından, farz ibadetlerden artırağı mezhebinden de Kudaka yakınlaşamasak emez Bana şu, Kudaka rozamız bizim Kudaka kurbatımızı ziyada kılıyordun kalbimizdeki kuşu huzurumuzu ziyada kılıyordun amellerden eken Cennetteki hurlardan ziyada kılıyordun rozada onlarken Cennette hurlar, yani rozador bandalar için cüft halallar var ki kitaplardaydı. Roza takvamızı ziyade kıladı. Şayet ki takvalar basalarınız degeni, elbette takvalar bulasılar degeni. Çünkü lealle, Kudaka nisbete işletilgen de, elbette elbette takvalar bulasılar. Roza tutan adamda takvalar olaysak bulur. Baştan hep maharimallah. Takun azhadan nas. Kuda haram kıyan nesinden özünde tiyin. Gıybet haram mıken, yalan gap haram mıken, bohtan haram mıken. Misal için rozadar adam ufak yemeydi mi? Adamların en zahid rağı. Zahid degeni, Kuda'dan yüz ünümen Kuda'nı terapeke intilgen, Kuda'dan toz koyu degen, dünya onu teşviflerden toluk yüzü ögürüp ahiretke muhabbet koyan adamda zahid deydi. Yani haramdan sahlengin, adamların en zahid rahı bulasın. Varda bimâ basam Allah, Allah senge taksim kıyam, rızkınge razı bugün. Takun ağnen nâs, adamların en bay rahı, bir hacat rahı bulasın. O da taksim kıyam nâsıge, rızkımızge razı bulup, bana ağızlar şirmesle, Allahümme leke sumtu, parverdiga sen için roza tuttun biz. Çünkü bu da riya yok, fakat bu da ucun buladır. Başka ibadetler, başkalarına bana müşrikler, ilahlarına kurballık yiyen, onlara da haç kıyan, sadakat kıyan olsa deyken roza tutmak ne? Roza fakat Allah için kılınadı. Bana şu duamızda, Allahümme leke sumtu, parverdigar ben senin için roza tuttum. Ve bike amantu, senge iman keltirdim. Ve aleyke tevekkeltu, seni özüne tevekkel kıldım hemen şimdi. Ve ala rizmike aktartu, sen vergen rızkka iptar kıldım. Bu da vergen rızk. Şançın, senge eğer bir rızk yetkiyen olsa, bu arzımagan o mi? Demekin, arzımagan rızk demekin, şu rızkı senge kim verdi, merhamet kıldı? Parverdigar mı? Tamahtı öt yaptı mı şu? Yani bu, Kudanın rızkını, senin rızkınca, sen vergen rızkka tamamını yapmanı gözümüz bana makul yapız, arkadaşlar dua akıl yapız. Hani şey dedi ki, Kuda senge taksin degen rızkka az mı köp mü razı bugün, adamların en bir hacet rağı olasın degen. Hazreti Ali kerramallahu aca merhamet kıldılar. Kun indallahi hayran nas. O insan Allah'ın huzurunda, Kudanın nezdinde adamlardan en yaxşısı bugün. Bu da yani Allah'a itaat kılıçlık bile. Kudanın buyruklarını ihlas, muhabbet bile, becerişlik bile. Kuda kaytarken nesillerde özünü teyişlik bile. Kudanın huzurunda bir yaxşı insan bugün. Kudanın buyruğunu kısakken yaxşı bularak hemimizde. Salih ameller kaysedilse, bu da Kur'an'da ne kadar buyurken olsa şu salih ameller. Ne bu şeyler dedi ki, Kudanın huzurunda adamlarını yaxsı bulasın. Bugün. Ve kun indan nasi, indan nasi, şerran nas. İndan nefsi.
nefs ne oldu da? Nefs, nefs degani özündü degani. Özündü. Yoki nefske itoat kılmasından, nefs tüküyüge kırmasından, nefsin tepesine galip buluşluklar, akılını ondan üstün konuşluklar. Ana o'sha nafsni qo'yida odamlar yomoni bo'lgan. Ya'ni nafsga aytganiga qila olmagan, nafsga dushman bo'lgan shu roza ham qahrun nafs, ya'ni nafsni mag'lub qilishlikda, nafsni yengib turgan, ichkisi kelib turgan narsalarda o'zini tiyib o'sha turishlik bilan nafs yengiladi. Bu nafs bo'lsa, nafs shahvat bu shaytonning asosiy vasilasi insonni yo'ldan uradigan. Ana shayton insonni qon tomirlarida yuradi. Shu qon tomirlaringizni shayton yuradigan yo'llarni roza tutishlik bilan toraytiringlar. Hali araqchani ko'rinmay toraytirib qo'ysa, suv yurmay qoladi. Ana shunga o'xshagan bekitib tursa, nima suv yurmay qoladi. Ana shu shaytonning vasilasi bo'lgan nafsni jilovlashlik bilan shaytonni umman tomirlaringizdan chiqarib yuboringlarki, u xudoning o'zi o'sha shaytonlarning kattalarini zanjirbat qilib sizga yordam beryaptimi? Endi siz xudoning aytganiga qilib, xudo qaytargan narsadan o'zingizni tiyib, nafsni mag'lub qilib, aql bo'yicha ish qilsangiz, ana endi go'yoki bu xudoga yordam berib yuborganingiz bo'lar ekan. Banda xudoga yordam bera olmaydi, lekin ibodatni xudoning aytganini buyurishlik bilan xudoning ishini biz oson qilar ekanmiz. Astag'firillah. Ingan tansurulloha yansurlakum. Ha, Alloh taolo aytadiki, agar sizlar Allohga yordam bersangiz, xudoning o'zi sizlarga yordam beradi. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kim biz yo'limizda jiddi jahd qilsa, bizning buyruqlarimizni bajarish uchun harakat qilsa, albatta biz ularni hidoyat yo'liga yo'llab qo'yamiz. O'zimiz yo'limizga, o'zimiz rozi bo'ladigan yo'lga yo'llab qo'yamiz. Biz xudoning aytganini qilsak, nafsimizni qiynasak, roza tutmoqlik bilan, sabr bilan nafsimizni jilovlasak, shaytonga yo'l bermaydigan bo'lsak, albatta Alloh taolo o'zining yo'liga, hidoyat yo'liga o'zi rozi bo'lgan yo'llarga bizni yo'llab qo'yar ekan. Avliyolarni ulug'lardan bo'lgan Abdulqodir Jiloniy degan zot o'tgan. Quddisa sirruhu. Shu shaytan akalarga qanashib ketsa, ya'ni nafsni oldida odamlarni yomoni bo'lgin degani bir odamga yo'liqqan vaqtingda o'zingga o'xshagan oddiy inson. Shunday e'tiqodda bo'lginki, bu mendan Xudoga martabasi yaqinroq bo'lsa ajab emas. Mendan ko'ra taqvodor bo'lsa kerak, mendan ko'ra ibodatroq bo'lsa kerak. Men undan darajam past deb turib o'zingni pastga oldim. Oddiy bir inson. Ujub bu o'zini amaldan ujublanishlik. Men namoz o'qiyapman, men roza tutyapman, bu indamay, oddiy yuribdi-yu degan nimani ujub deydi. Demak, oddiy bir mo'min musulmonga nisbatan bizning odobimiz mendan ko'ra yaxshi bo'lsa, Xudoga yaqin, mendan ko'ra taqvodor bo'lsa kerak, ibodatroq bo'lsa kerak degan e'tiqodda bo'lishimiz kerak ekan. O'zimizdan kattaga yo'liqqanimizda bu mendan oldinroq Xudoni tanigan, mendan oldinroq ibodat qilgan, mendan ibodati ko'p buni, men uni oldida pastman deb, darajam past deb olishimiz kerak. O'zimizdan kichikka ro'para bo'lganimizda, bu menchalik gunohga yo'q, meni gunohim ko'p, bu hali yosh begunoh bu. Mana hali yoshlarni aytyapsiz, begunoh bo'ldi. Duoga qo'llatsa, bizni duomiz ham shularni ominiga qo'shib ijobat bo'lib ketadi, deyapsizmi? Ular begunoh, bizdan gunohi kam. O'sha yosh bolani ko'rganda, mendan Xudoga yaqin deb e'tiqod qilishimiz kerak. Bir olimni ko'rganimizda Xudo unga men bilmagan narsalarni bildirgan, Xudo unga hikmat bergan, ilm bergan, mana ilmiga amal qilyapti, men uni oldida darajam past deb o'zimizni pastga olishimiz kerak. Nodon bir johilni ko'rganimizda ana unga nisbatan bu uni johilona qilgan ishini bilmay qilyapti, bu johil bu, oqibati nima bo'lishini bilmayapti, men bilib turib qilyapman bu. Mendan uni martabasi oshiqroq bo'lsa kerak deb, hamda olim ham o'zimizni pastga olishimiz kerak ekan. Hattoki kofirni ko'rganda shoyatki bu keyin iymon keltirib musulmon bo'lib qolib, birovni jannat yoki do'zax deb hukm qo'ymaydi. Davomida bu musulmon bo'lib, keyinchalik bir og'ruq martaba topib mendan afzal bo'lib kelsa nima bo'ladi deb o'shanga nisbatan ham abi kofir deb maqmasa kerak. O'shaning uchun kofirni ham la'natlab bo'lmaydi deydi. Nimaga desa, keyin musulmon bo'lib qolishi mumkin-da u. Musulmon bo'lib ham bo'lsa to'g'ri jannatga ketaveradi. Ramazonning vaqtida shuni aytib o'tiladi, har yili bir marta eslatib qo'yiladi. Bir majusiyni o'g'li bozorda ovqat yeganda urgan otasi, musulmonlarning yurtida yashab turib, ularni ulug' oylarini behurmat qilib, ro'zadorlarni sen ro'zasini hurmat qilmasdan beadablik qildi deb urgani Allohga yoqmaydi. Meni oyimni hurmat qildi, meni ro'zador bandalarimni hurmat qildi bu majusiy deb turib, shu oxirgi o'lim vaqtida iymon kalimasini o'sha nimasi qalbiga iymon muhabbat
muhabbetini sorgan, afsus qilgan, yashab o'tgan umriga iymon kalimasini aytgan, qalbida tasdiqlagan bo'lgan to'g'ri jannatga ketdi. Majusiy bo'lib o'tgan odam. Shuning uchun kofirlar to'g'risida ham agar o'sha kufr bilan o'tgan bo'lsa, Abu Lahab, Abu Jahl, la'natulloh, Fir'aun alayhim la'nati la'natasi bo'ladi. Lekin musulmon bo'lib davomida o'sha musulmon bo'ladigan odam la'natlagan bo'lib qoladi ekan. Undan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuning uchun birovni jannati yoki birovni do'zaxi deb bo'lmaydi. Oqibatini Allohning o'zi biladi. Endi bu to'g'risida bu xotima ko'rinib bo'ladi. U meni o'rnimga bo'lib qolib iymon keltirib qolsa, men Xudo saqlasin uni o'rniga tushib qolsam nima bo'ladi degan nima bilan unga ham yaxshi muomala qilish o'zimizni kamtarlikka olishimiz kerak ekan. O'shaning uchun mana nafsingni, o'zingni nimangda nazdingda odamlarni yomoni bo'lgin. Men hamma ashyo aytgan gaplarni hammasi o'zini hali Yevropa orasidagi odamni kattadan, kichikdan, olimdan, johildan, kofirdan ham o'zini past ko'ryaptimi? Ana o'shunaqa bo'lgan. Va kun indannasi rajulan minan nas, odamlarda orasida oddiy bir inson bo'lgan. Hamma qanday bo'lsa, men ham shu oddiy insonman. Degan e'tiqodda bo'lgan. O'zingni meni martabam yuqori, meni zotim yuqori degan nimalardan o'zingni uzoq qo'ying. Chunki astagfirullah inna akramakum indallohi atqakum. Albatta sizlarni Allohning huzurida akram, ya'ni ulug' mukarramroqlaringiz, martabasi yuqoriroqlaringiz, taqvodorroqlaringizdir. Bu taqvo bo'lsa qalbda bo'ladi, buni hech kim bilmaydi. O'shaning uchun kim Xudodan qo'rqib turgan bo'lsa, ro'zadorlar taqvodor ekanda, kim ro'za tutib turgan bo'lsa martabasi yuqori. Xudo hammamizni mana shunday taqvodorlardan qilsin. Mana shu odoblarga rioya qilib, ushbu muboraklik dahiy rahmat kechalarining mana Allohning kalomini tilovat qilinyapti. Bu juda ham katta fazilat, marhamat. Qalblarimiz yumshayapti, qalblarimiz munavvar bo'lyapti, ruhimiz orom bo'lyapti, ruhimizga quvvat bo'lyapti, o'tganlarimiz ruhlari shod bo'lyapti, farishtalar o'rab turibdi. Sakinat, tinchlik nozil bo'lyapti, xotirjamlik. Alloh taolo buni bardavom etsin. Allohning kalomiga ixlos bilan, muhabbat bilan quloq solishimizni Alloh nasib etsin. Bu ibodatlarimiz hammasi farzoni o'taradi, farzoni o'taydigan ulug' ibodatlarga. O'shaning uchun rahmat jamoatimizga hech kim erinmasdan, chiqib ketmasdan hammasi quloq solib mana oxirigacha turibdi. Bu cho'zilgani ham yo'q. Agar shunga ham erinib qolsak endi bo'lmay qoladi. Jamoatlarimizga barakotlar bergin. Avvalo haqiqiy obodonchilik, masjid obodonchiligi jamoat ko'pligi bilan bo'ladi. Hammalarimiz mana qadam bosib kelar ekanmiz. Allohning uyiga mehmonmiz. Mehmonlarni albatta taqdirlashlik, mehmon qilishlik bu uyning egasining zimmasidagi haq bo'ladi. Ya'ni bizning haqqimiz Allohning tepasidagi gunohlarimizni mag'firat qilishlik bilan Alloh taolo mukofotlasin. Ibodat qilganimizdan keyin hali gunohini yuklab qo'yib, yana qaytarib deganda farishtalar so'rar ekan. So'raganda Alloh subhanahu va taolo men karim zotman, men kechib yubordimmi, endi qaytib qo'ymayman der ekan. O'zimiz ehtiyot bo'lsak, Alloh taolo shunaqa karamli zot ekan. Alloh taolo ushbu muboraklik kechani ibodatini sizlarga oson qilgin, o'zing roziligingga muvofiq qilgin. Qorlarimizga quvvat bergin, tillarga kalomining tilovatini, muhofazasini mustahkam qilib, osonlik bilan joriy bo'lishiga o'zing mu'in, o'zing madadkor bo'lgin. Hammamizga qorlar tilovat qilguncha savoblarni o'zing nomai amallarimizga ato etgin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi.